Kayıtlar Kaçar, tekrar merhabalar. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Yeni bir sesli İngilizce hikaye kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bu etkinlikte okuyacağımız kitabımızın ismi Incredible Earth, yani inanılmaz dünya. Stage 1 düzeyinde arkadaşlar. Burada 4 gösteriyor ama ben Stage 1 düzeyindeki seviyeyi okumaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Evet, Chapter 1'den başlıyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan kitabın sesi de var. Sesini de göstereyim şöyle. Chapter 1. Evet. Burada, Earth's crust. Evet. Earth is round, like an orange. Bunu da hazırlayacağım tek sayfa içerisinde arkadaşlar. Kitabın hem PDF dosyasını, hem sesini, hem orijinal sesi İngilizce videosunu ve benim meydana getirmiş olduğum Türkçe anlatımda video serisini tek sayfada size ulaştırmaya çalışacağım. YouTube'da ilk videonun altında açıklamalar kısmında da linki oradan da paylaşacağım. Aynı zamanda da Twitter'da da paylaşacağım. Buradan bu materyali hazırlayıp sizlere sunmaya çalışacağım. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ben burada sesi vermiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Buradan cümleleri okuyorum. Türkçe anlamlandırmasını yapıyorum. Bir gramer öğretmiyorum. Bir kelime üzerinde durmuyorum arkadaşlar. Yani kelime bilgisi falan vermiyorum. Benim burada işim sadece sesli kitabı Türkçe anlamlandırmasını yapmak arkadaşlar. Sesli olarak. Hemen başlıyoruz. Earth crust. Crust arkadaşlar kabuk demek. Crust. Evet, crust kabuk demek. Earth crust yani yer kabuğu diyelim arkadaşlar. Yer kabuğu. Buradan başlıyoruz. Evet. Earth is round. Yani dünya yuvarlaktır. Like an orange. Bir portakal gibi. Orange have a skin and earth has a skin too. Yani portakalların kabuğu vardır. Dünyanın da kabuğu vardır. We call the skin earth crust. İşte biz bu kabuğa yer kabuğu diyoruz. Yani dünyanın bu kabuğuna yer kabuğu diyoruz. Under the crust, bu kabuğun altında there is very hot rock, çok sıcak kayalar var diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, buradan devam ediyorum. Earth crust has different pieces. Yani yer kabuğu yani çok farklı katmanlardan oluşur diye çeviriyorum arkadaşlar. These pieces move very very slowly. Yani bu katmanlar değil de yani bu birçok kayadan meydana gelir. These pieces yani bu parçalar arkadaşlar very slowly yani çok yavaşça hareket ederler. Yani demek ki yer kabuğunun altında kayalar var. Bunlar mesela hareket ediyorlar arkadaşlar. Evet. Millions of years ago, yani milyonlarca yıl önce, the pieces moved and made mountains. Bu parçalar hareket etti ve dağları meydana getirdiler. Under the mountains, bu dağların altında, the crust is thick. Yani kabuk oldukça kalın. Kalındır. But under the ocean, it's thinner. Fakat okyanusların altında yer kabuğu incedir diye çeviriyorum. When two pieces of the crust move, yani yer kabuğunun diyor iki parçası mesela hareket ettiğinde and meet ve karşılaştıkları zaman there can be earthquakes ve böylelikle mesela depremler meydana gelebilir. Earthquake deprem arkadaşlar. A volcano is a hole in earth's crust. Volkan ise yani volkan ise arkadaşlar yer kabuğunun üzerinde bulunan bir deliktir. When volcano erupts yani volkan patladığı sırada eruption patlamak anlamında when volcano erupts yani volkanlar patladığı sırada hot rock flies out from under the yani demek ki sıcak kayalar arkadaşlar flies out from under the yani şuradan devam edelim. Evet, ground yani yerin altından mesela sıcak kayalar fışkırır. And melted rock pours out over the ground ve böylelikle melted erimiş demek arkadaşlar. Yani erimiş olan kayalar yani lava yani oradan çıkar yere doğru akar. Yani diğer toprağa doğru akar. Volcans under the ocean sometimes make new islands. Mesela yani bazen yani bu okyanusların altında bulunan volkanlar bazen adalar meydana getirebilirler. Örneğin bakın mesela 1963 yılında a volcano in the Atlantic Ocean yani Atlantik Okyanusu'ndaki bir volkan made a new island called Sarsi yani Sarsi denilen bir ada meydana getirmişler arkadaşlar. Yani demek ki bir ada meydana gelmiş. Mesela bu volkan patlamasıyla okyanusun altında bir ada meydana gelmiş. Demek ki insanlar da ona Sarsi adını vermişler. Buradan devam ediyorum. There are many different rocks in Earth's crust. Yani yer kabuğunda arkadaşlar çok farklı kayalar bulunmaktadır. They are millions of years old. Bunlar milyonlarca yıl eskidir. Rocks are often different colors. Yani kayalar genellikle arkadaşlar farklı renklerden meydana gelir. Yani farklı renkler taşırlar. In the Painted Desert, in Arizona, in United States, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona çölü arkadaşlar. Mesela you can see different rocks. Yani orada çok farklı renklerde kayalar görebilirsiniz diyor.
Evet, Dalar Kaşar birinci bölümü bitirdim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, Chapter 2'de tekrar görüşeceğiz. Bu bölümün başlığı Oceans. Değerli arkadaşlar, burada yaptığımız etkinlik sesli, İngilizce sesli hikaye kitabı okuma ve bunları Türkçe anlamlandırmasını yapmak. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.